Hala tımarhane anına gülüyorum. <gülüyor> evet yani komik bir, ya, mizansen gibi bir şeydi o tımarhane ortamı. Fakat korkutucuydu. Yani ben orada hapis cezasının aslında çok ağır bir ceza olduğunu anladım biliyor musunuz? Orada da hapistesiniz. Tamam bir yandan güldüm sahiden falan ama gece sanırım ki biraz ağladım ben yatakta. Tam hatırlayamıyorum ama ağlamadıysam da hani... Şöyle boğaz yanar ya ağlamadan önce. Özgürlüğün değerini ben orada anladım. Ha, benim özgürlüğüm zaten bu oda. Hayatım burada geçiyor ama burada özgürüm. İstediğimi yapıyorum ben. Orada yapamıyorsun da işte. Hani hapis cezası tımarhaneye benziyor hapis cezasına. Bir, dört duvar arasına mahkumsun. Hapis cezası düşündüğümüzden daha ağır bir ceza yani. Hani ben evet çoğu cezanın yeterince caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Bu doğru. Fakat bir yandan da aslında biz birisine 8 sene hapis verildi diye okuyunca o cezanın ne kadar ağır da bir ceza olduğunu hor görüyoruz, anlayamıyoruz. Ben bir gün hapiste kaldım bir nevi ve çok acıklıydı. Özgür değilsin. Vakit geçsin diye yaşıyorsun. Yatarım çıkarım zihniyetinde olanlar için hapis ödülüdür. Ne aç meselesi. Ben özgürlüğüne düşkün bir insanım. Benim için ağırdı. Benim için ağırdı. Af çıkması falan sıkıntı abi. O büyük sıkıntı canım. O